Merhaba arkadaşlar. Sınava karşı 14 bilgi dikkat edelim şeklinde bir video çekiyoruz. Bu videonun devam etmesi için görüş ve beğenileriniz benim için önemli. Yani bunun seri olması için özellikle yorumlara ve beğenilere bakacağım. Ona göre bu seri devam edecek, bilginiz olsun. Evet, birinci olarak Türkiye'de mutlak konum özelliklerinden dolayı fiyort, skayır ve mercanlı kıyı tipleri görülmez. Fiyort ve skayır buzulların etkili olduğu kuşakta görülür, Türkiye orta kuşakta. Mercanlı ya da diğer adıyla resifli kıyılar tropikal kuşakta görülür. Türkiye yine orta kuşakta olduğu için matematik konum, yani enlem değerlerinden dolayı bu kıyı tiplerini görmüyoruz. Türkiye'de göreceli konumdan dolayı Haliçli ve Vatlı kıyı tipleri görülmez. Bunların Türkiye'de görülmeme sebebi okyanusa kıyımızın olmamasıdır. Çünkü bunlar okyanusa kıyısı olan gelgitin etkili olduğu yerlerde dikkate alınan kıyı tiplerini oluşturmaktadır. Türkiye'nin iç denize kıyısı var. Türkiye sahip olduğu eşsiz güzellikteki karstik şekiller açısından zengin bir ülkedir. Denizli, Pamukkale'de travertenler ki alt tarafta görüyorsunuz. Bunun yanında Mersin'de Cennet Cehennem Obrukları, Antalya'da Göynük Kanyonu, bunun yanında biliyorsunuz yine Mersin kısmında Göksu Kanyonu var ya da Muğla Antalya arasında Köprülü Kanyon var. Burdur'da İnsuyu Mağarası ön plana çıkan yerlerdir. Evet, şimdi bir soru uzaklardasın. Bu sınavı birlikte yeneceğiz sloganımızla da devam ediyoruz. Evet, diğer kısımda engebenin arttığı alanlarda eğim kırıklarından düşen akarsular çağlayan ve dev kazanları meydana getirir. Ülkemizde yer alan başlıca çağlayanlar Manavgat, Düden, Kurşunlu ki Kurşunlu, Manavgat ve Düden Antalya'da, Tortum, Muradiye ki Tortum özellikle Erzurum kısmına da giriyor. Bunun yanında Girlevik, Erzincan, Tatlıca, Sinop, Kapuzbaşı, Kayseri, Ciro ve Maral, Artvin'de bulunan önemli çağlayanları, şelalleri oluşturmakta, bu alanlara, dev kazanlara rastlanmaktadır. Tarımsal faaliyetler ve biyoçeşitlik açısından önemli alanlar olan deltalar her kıyıda oluşamaz. Deltaların oluşabilmesi için akarsuların kıyıya yeterli miktarda alüvyon malzeme taşıması gerekir. Kıyıda kıta sahanlığının geniş olması, yani kıyının sığ olması gerekir. Buna karşılık kıyıda güçlü akıntıların olmaması ve gelgit etkisinin az olması ya da olmaması gerekir. Özellikle deltayı burada görüyorsunuz şeklimizde akarsuyun denize döküldüğü alanda kıyı kesiminde oluşuyor. Ve bu deltalar direkt kıyı içerisinde oluştuğu için bütün fiziki haritalarda yeşil ve tonlarıyla gösteriliyor. Yani delta ovasını görüyorsanız siz fiziki haritada yeşil ve tonlarını dikkate alıyorsunuz. Bunun yanında birikinti konisi, birikinti yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, ırmak adası, taban seviyesi ovası da yine akarsuyun oluşturduğu diğer birikim şekilleri arasında sayılmaktadır. Evet, diğer kısımda yüzeyin akarsular tarafından aşındırılmasıyla belli bir seviyeye kadar aşındırması mümkündür. Aşındırmanın büyük ölçüde durduğu alt sınıra taban seviyesi diyoruz. Akarsuların döküldüğü yer göl, deniz, okyanus gibi alanlar olabilir. Akarsuyun taban seviyesini oluşturmaktadır. Tabii bu deniz seviyesine yakın olmak kaydıyla. Akarsular ve denizler akarsuların genel taban seviyesini oluşturur. Göller çünkü her zaman deniz seviyesinde olmayabilir, yüksekte olabilir. O yüzden biz daha çok taban seviyesini, okyanus ya da deniz seviyesini dikkate alarak konuşuyoruz. Aşınma devresinin sonuna, yani genel taban seviyesine yaklaşan akarsu yatakları denge profili özelliği kazanır. Yani artık taban seviyesi dediğimiz deniz seviyesine ya da okyanus seviyesine gelmesi gerekiyor o akarsu. Ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Ki burada gösterilmiş, yüksekten akıyorsa denge profiline ulaşmaz, deniz seviyesine yaklaştıysa denge profiline ulaşır. Türkiye'deki akarsuların denge profiline ulaşmamasında ortalama yükseltinin fazla olması, daha da geriye gidersek genç oluşumlu, toptan yükselmeye bağlı olarak akarsuların yükselmesi ya da Türkiye'nin yükselerek akarsu vadilerinin daha da yükseğe çıkması dikkate alınabilir. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız adını veriyoruz. Ki kaynak kısmı akarsuyun yukarı çığırı olurken ağız kısmına yakın alanlar aşağı çığırı olur. Orta kısmı da orta çığır olarak dikkate alınmaktadır. Evet, diğer noktada bir yeryüzü şeklinin oluşmasında sadece bir kuvvet ya da süreç etkili değildir. Örneğin bir vadinin oluşumunda akarsuların yanında diğer iç ve dış kuvvetlerin etkisi de olabilir. Örneğin peri bacalarının oluşumunda iç kuvvet olarak volkanizma, dış kuvvet olarak baktığımızda akarsu ve sel suları etkilidir. Taraça ya da Seki'de toptan yükselme epirojenez, bunun yanında akarsu aşındırması etkili olmaktadır. Ki hem iç kuvvet hem dış kuvvetin etkili olduğu birkaç şekli örneklendirmiş olduk. Ülkemizin sürekli hareket halinde olan Avrasya,
Afrika ve Arabistan levhalarının karşılaşma noktasında yer alması özellikle etkiyi yani sıkışma etkisini arttırmaktadır. Buna bağlı olarak da kırık hatları, fay hatları, işte sıcak su kaynakları ya da o levhaların sıkıştırması toptan yükselme. Bunun yanında her yıl batıya doğru bir hareket söz konusu olmaktadır. Ki bu levhaları dikkate aldığımızda Avrasya levhası kuzeyden, Arap ve Afrika levhaları güneyden Türkiye'yi sıkıştırmakta. Bu etkinin en yoğun olduğu yer Doğu bölgesi. Ki Doğu Anadolu'dan daha fazla bir basınç oluşturuluyor, sıkışma oluşuyor. O yüzden Türkiye her yıl batıya doğru hareket ediyor ve her yıl belli bir oranda yükselmeye uğruyor. Türkiye'de yaşanan bazı büyük depremler, ki bu sıkışmalar biliyorsunuz o basınçlar depremlerin oluşmasında etkili. Özellikle 1939'da Erzincan 7.9 büyüklüğünde, 1944 Geredebolu'da 7.2, 1983 Erzurum Kars büyüklüğü 6.8, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremin büyüklüğü 7.4. Yine 2011'de Erciş Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğünde bir depremimiz var. Ki Türkiye'de 3 ana fay hattı, bakın 3 fay hattı değil, 3 ana fay hattı bulunur. Bunlardan birisi en uzun olanı Kuzey Anadolu, kısaca KAF dediğimiz fay hattımız. Bunun yanında Batı Anadolu kırıklı bir yapıya sahip fay hattımız genel anlamda. Bunun yanında baktığımızda Doğu ya da Güney Anadolu fay hattımız DAF şeklinde ya da GAF şeklinde kısaltıyoruz. Bu şekilde bunların geçtiği yerler ve çevresinde deprem riski daha yüksekken deprem riskinin az olduğu yerler de var. Örneğin Konya, Aksaray, Karaman, Mersin'in olduğu alanlar. Bunun yanında Kırşehir'in olduğu kısım. Yine Güney Anadolu'nun güney kesimlerinde deprem riskinin daha az ya da daha da az olan yerlerde değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Tabii yine hatırlatıyoruz. Şimdi bir soru uzaklardasın. O sloganı unutmuyoruz. Evet, diğer noktada günümüzde Türkiye sınırları içerisinde aktif volkana rastlanmamakta. İkinci jeolojik zamanda ülkemizin bulunduğu alanda su altı volkanları görülmekteydi. Yani su altında aktif volkanlar vardı ikinci jeolojik zamanda. Su altı volkanlarına ait kalıntılar, bugünkü Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları ile Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını kapsayan alanda yer almakta. Bu dağların zamanla aşınması sonucu ortaya çıkan derinlik kayaçları da bunun kanıtı olarak dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde 2. jeolojik zaman sonlarında ve 3. jeolojik zaman sonlarına ait volkanik şekillere daha fazla rastlanmakta. 4. zamanda yine aktif volkanların bulunduğu unutulmamalıdır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da geniş yer kaplayan bu şekillere Batı ve Güney Doğu Anadolu'da da rastlanmaktadır. Ki Türkiye'de en çok volkanik araziye biz Doğu Anadolu, daha sonra İç Anadolu'da rastlıyoruz. Evet, Türkiye'de volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş çeşitli yeryüzü şekilleri de bulunmaktadır. Bu yeryüzü şekillerinden volkan konilerine Doğu Anadolu'da yer alan Nemrut, Tendrek, Süphan, Büyük ve Küçük Ağrı ki hemen şurada bir hat boyunca uzanmışlar. Bu da kırık hattının, fay hattının burada olduğunu kanıtlıyor. Bunun yanında İç Anadolu'da yer alan baktığımızda Melendiz, işte Karadağ, Karacadağ, Hasanlığı, Melendiz, Erciyes yine bir hat boyunca uzanmışlar. Bunun yanında Türkiye'nin en genç konilerine rastladığımız Kula. Yine Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ gibi örnekleri vermek mümkündür. Ki Türkiye'de baktığımızda Ergene, Yıldız Dağları, bunun dışında Karadeniz'in kıyı kesimleri, yine Akdeniz'in Teke, Taşeli, Yarımadaları, Muğla çevresi, Hakkari çevresinde biz volkanik arazileri çok fazla görmüyoruz. Ki haritamızda da o volkanik arazilerin dağılışını dikkate alabiliriz. Evet, bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu emeklerimiz boşa çıkmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu serinin devam etmesi sizin yorum ve beğenilerinize bağlıdır. Ki ona göre ben bu seriyi devam ettireceğim. Lütfen yorumlarınızı yapın ve daha nasıl geliştirebiliriz bu görüşlerinizi bildirin ki serimiz de daha verimli olsun. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dikkat edelim. İkincisiyle devam ediyoruz. Evet, Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası hareket halindeki mağmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. 3. jeolojik zamanın ortalarından itibaren tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bir bölümü kara haline gelmiştir. Daha sonra dış kuvvetlerin aşındırılması sonucu hafifleyen bu kara parçası 3. jeolojik zamanın sonlarına doğru epirojenez yani kıta oluşum hareketleriyle yükselmeye başlamıştır. Türkiye arazisinin sahip olduğu ortalama yükseltinin 1000 metreden fazla olması ve platoların geniş yer kaplaması bu durumun kanıtıdır ki Türkiye'deki epirojeneze ya da toptan yükselmeye en iyi kanıtlardan birisi platoların varlığıdır. Bunun dışında yüksekteki ovaların varlığı yine dikkate alınabilir. Çünkü daha önce bu alanlar alçaktaki düzlüklerken sonradan toptan yükselmenin etkisiyle daha yüksek alanlara
çıkmışlardır. Bunu da dikkate alabiliriz. Evet, biliyorsunuz sloganımız var arkadaşlar. Şimdi bir soru uzaklardasın. Bu sınavı birlikte yeneceğiz şeklinde bir ifademiz de oluyor burada. Yine onu tekrarlamış olalım. Evet, Nemrut Kalderası ve Nemrut Gölü. Van Gölü'nün batı kıyısındaki Nemrut üzerinde özellikle baktığımızda buradaki kaldera dediğimiz patlama sonucu oluşmuş çukurla suyun dolmasıyla meydana gelmiş göllerden birisidir. Nemrut Gölü boyutları bakımından kendi türünde dünyanın önde gelen göllerinden birisidir. 13 kilometrekarelik alanıyla tüm kalderin 1/3 birini kaplamaktadır. Bu açıdan gölün çok geniş bir kaldera üzerinde bulunduğunu söylemek mümkündür. Ki bu kısımda baktığımızda kaldera patlama sonucu oluşmuş bir çukurluk ve oraya suyun dolmasıyla o gölümüz oluşmuş. Ki bu göl Türkiye'deki Ramsar, yani İran'ın Ramsar kentinde anlaşma imzalanmıştı sulak alanları koruma adı altında. Ona dahil olan bir göldür ve turizm faaliyetlerini canlandırmak için çeşitli projeler yürütülmektedir bu alanda. Evet, diğer bilgimiz kurak bölgelerde orman örtüsünün tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır adını veriyoruz. Bu otların bulunduğu alanlarda yer yer ağaçlar, küme küme ağaçlar ve etrafı bozkırla kaplı bir şekilde gözüküyor. Garik ya da frigana makilerin tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Kısa boylu ve daha seyrek olan çalı topluluğu. Kurakçıl özelliğe sahip olan garikler fakir ve cılız çalı topluluğu kısmında değerlendiriliyor. Bunlara örnek olarak lavanta, kekik, funda, süpürge çalısı, yasemin, tüylü laden gibi bazı örnekleri verebiliyoruz. Pisolo maki ise yabancı maki. Özellikle orta kuşağın nemli iklim bölgelerindeki Türkiye'de daha çok Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Karadeniz'deki ormanların tahribi sonucu oradaki baktığımızda o ağaçlara göre daha kısa bodur kalan bir türü oluşturuyor. Mesela bunların en temel ya da en önemli örneklerinden birisi fındık. Ki fındıklar biliyorsunuz ormanların ağaçların kesilmesiyle insanlar tarafından dikilen ve tarım ürünü olarak kullanılan bir bitkimiz. Tabi burada özellikle etrafındaki o büyük ağaçlara göre daha bodur kalıyor ve makiyi andıran bir özelliği var. Ama tam anlamıyla bir maki türü değil tabii ki. Kışın yaprağını döken kızılcık, böğürtlen, yabani elma, yabani erik, üvez, fındık gibi yaprağını dökmeyen sandal, defne, akça kesme ve koca yemiş gibi maki türlerinin oluştuğunu söyleyebiliriz bu alanda pseudomaki örnekleri içerisinde. Evet, diğer özelliğimiz orman alt sınırı dediğimiz bir sınır var. Ormanların başladığı yer. Bunun belirlenmesine temel faktör yağış ya da nemlilik. Özel konum, istisnasız. Orman alt sınırı başladığı yer direkt yağış ve nemlilikle alakalıdır arkadaşlar. Orman üst sınırının belirlenmesinde ise özellikle arkadaşlar sıcaklık etkilidir. Sıcaklığı etkileyen faktörlere baktığımızda hem özel hem matematik konum dikkate alınmaktadır. Yani orman alt sınırı eşittir özel konumken orman üst sınırı ya özel ya da duruma göre matematik konum olabilmektedir. Örneğin Antalya ile siz Çanakkale'yi ya da kuzeydeki bir yeri kıyı itibariyle kıyaslıyorsanız burada orman üst sınırı enlemle alakalıdır. Ama bunun yanında baktığımızda aynı enlemde kıyaslıyorsanız burada enlemi kullanamazsınız. Sıcaklığın değişimini sağlayan biliyorsunuz özel konum şartları da mevcut. Diğer özelliğimiz yeryüzünde belirli bir bölgede yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine yerli ya da endemik bitki adını veriyoruz. Ülkemizdeki bitki türlerinin yaklaşık 1/3 yani 3700 civarı endemik türün olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de endemik tür çeşitliğinin en fazla olduğu yer Toros Dağ Kuşağı ya da Toros Dağları'nda dikkate alınmaktadır. Bu da önemli bilgilerden birisidir. Diğer bilgimiz ise geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bitki türlerinin bazıları günümüz iklim koşullarına uyum sağlamış ve varlığını sürdürmüş. Bu bitkilere biz relikt ya da kalıntı bitki diyoruz. Örneğin kuvaternlerde iklim koşulları sürekli değişmişti. Günümüzden daha ılıman iklim koşullarına sahip olan Toros Dağları'nda kestane, kayın, ıhlamur gibi nem isteği fazla olan ağaçlar geniş yer kaplamaktaydı. Günümüzde daha sıcak iklim şartlarına sahip olan bu dağlarda yer yer bu ağaçlara rastlıyoruz. Yani daha önceden o iklim şartları orada oluşmuş ama daha sonra o iklim şartları değişince o bitki türlerine ait bazı kalıntılar, yani örnekler kalmış. Tabii bunlar çok geniş alanda olmuyor diyebiliriz. Sahip olduğumuz başlıca kalıntı bitkiler ve bunların görüldüğü yerler kayın ağacı, Amanos Dağları ve Murat Dağı, sedir ağacı Kelkit Çayı Vadisi, ıhlamur ağacı Bey Dağları, Kocaemiş ve Sandal Çoruh Vadisi yine birkaç örnek olarak dikkate alınabiliyor. Evet, diğer bilgimiz Türkiye'de ormanlara baktığımızda geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluştuğunu biliyoruz. Ve bu ağaçların yarıdan fazlasını meşe ve
kızılçamlar oluşturuyor. Ormanları oluşturan en yaygın ağaç türlerinden geniş yapraklılara baktığımızda meşe, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane, akağaç ya da akçaağaç pardon, kızılağaç, çınar, iğne yapraklılara ise kızılçam, karaçam, sarıçam, ardıç, gökner, sedir ve ladin gibi örnekler verilebiliyor. Ki baktığımızda Türkiye'de en çok meşe var. Daha sonra kızılçam var. Geniş yapraklar içerisinde en fazla derse meşe, iğne yapraklar içerisinde en fazla derse biz kızılçamı almak durumundayız. Üçüncü olarak orada karaçamı gördük, yine iğne yapraklı. Dördüncü olarak kayını gördük, geniş yapraklı. Beşinci olarak sarıçamı gördük, bu da iğne yapraklı. Yani Türkiye'de baktığımızda meşe, daha sonra özellik olarak dikkate aldığımızda kızılçam geliyor. Kızılçamların Türkiye'de en çok bulunduğu yer Akdeniz. Ki dünya kızılçam varlığında Türkiye birinci sırada gelmektedir. Bu bilgileri de vermiş olalım. Evet, diğer bilgimiz ise Türkiye'deki orman alanları olarak hektar bazında illere dağılımı. Türkiye'de orman alanının en fazla olduğu ilimiz Antalya. Kastamonu ikinci, Mersin üçüncü, Muğla dördüncü, Kütahya beşinci. Yani hektar olarak, alan olarak sıraladığımızda ilk beş bunlar. Orman alanı en az olan, son beşte yer alan illere baktığımızda Iğdır en az olan, Ağrı, bunun dışında Nevşehir, Şanlıurfa, Aksaray şeklinde sıralamak mümkündür. Arkadaşlar, bu bilgiyi de verelim ki bu verilerimiz 2018, ki en son açıklanan Orman Bakanlığı'nda özellikle 2018'deki veriler açıklanmış. 2019 verileri şu an itibariyle yok. O yüzden en güncel veriler bu verilerdir 2018 yılı itibariyle. Evet, bu şekilde arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ki bununla ilgili şunu söylemiştim. Özellikle bu serinin devam etmesi için yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Çünkü bu serinin devam etmesi buna bağlıydı. Lütfen görüşlerinizi bildirin. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, sınava karşı 14 bilgi ile karşınızdayız. Serimizde 3. videomuzu çekiyoruz. Coğrafyada dikkat edilecek bazı bilgiler veriyoruz. Tabi burada bazı sloganlarımız da vardı. Yine konu içerisinde onlardan bahsedelim. Evet, birinci olarak, birinci bilgimizle başlayalım. Türkiye mutlak konumu itibariyle Akdeniz iklim bölgesine yer alır. Ancak Türkiye'nin göreceli konumuna, yani özel konumuna bağlı etkenler Türkiye'de iklimi etkileyen faktörlerin de çeşitlilik göstermesine neden olur. Örneğin Türkiye'nin büyük bir kısmı Akdeniz iklimi görülmesi gerekirken karasal iklim şartlarının daha ağır bastığını görüyoruz. Çünkü yer şekilleri, dağların uzanışı, işte karasallık faktörünün iç kısımlara doğru artması bunu engelleyen önemli faktörlerden bazıları oluyor. Ki yani Türkiye'de genel olarak baktığımızda bu hakim olması gereken Akdeniz ikliminin yine farklı alanlarda farklı iklim özelliklerinin ortaya çıkması özel konumla açıklanıyor. Örneğin Ege kıyılarında Akdeniz iklimi etkili olurken iç kesimlere doğru gittikçe deniz etkisinden uzaklaşılması ve yükseltinin artması gibi etkenler nedeniyle step iklimine geçilmektedir. Özellikle Ege'de en geniş alan olmasına rağmen 200 kilometreye kadar bu iklimin etkisi sokulmasına rağmen yine yükseltinin de artmasıyla orada farklı iklim tipleri görülmektedir. Mesela Ege'nin tamamında Akdeniz iklimi yok. Örneğin Afyon, Uşak, Kütahya çevresinde karasal, ılıman karasal iklim görülmekte. Tabii bunun da sebebi yükseltinin artmasıdır diyebiliriz. Evet, tabi burada yine sloganımızı hatırlatıyoruz. Şimdi bir soru uzaklardasın. Bu sınavı birlikte yeneceğiz ki başaracağız, unutmayın. Evet arkadaşlar, diğer bilgimize geçersek. Türkiye orta kuşak ülkesi olması nedeniyle yıl içerisinde 4 mevsim belirgin olarak yaşar. Burası önemli. Yıl içerisinde 4 mevsimi belirgin olarak yaşar. Bu Türkiye'nin matematik konumuyla alakalıdır. Ancak göreceli konum, yani özel konuma bağlı olarak 4 mevsimin farklı şekillerde yaşanması ya da aynı anda 4 mevsimin yaşanması bizim burada özel konumumuzu ifade ediyor. Ki Türkiye'de 4 mevsim özelliklerinin farklı iklim bölgelerinde aynı şekilde yaşanmadığını görüyoruz. Örneğin Akdeniz iklimi etkili olduğu Hatay'da yaz mevsim koşulları ile Kars'taki yaz mevsim koşulları aynı değildir. Ya da bir yerde denize girilirken başka bir yerde aynı gün içinde kayak yapılması özel konumun nedenleri ya da özel konumun sebep olduğu noktalarda dikkate alınabilir. Şimdi Türkiye'nin iklimini etkileyen iki önemli faktörümüz var. Biri mutlak ya da matematik konum, diğeri göreceli konum. İşte mutlak konumda kuzey yarımkürede yer aldığımız için, orta kuşakta yer aldığımız için ortaya çıkan bazı durumlar var. Örneğin orta kuşak kısmını biz A, B, C, D olarak kodlamıştık. A, Akdeniz iklim etkisi görülür. B, batı rüzgarları. C, cephesel yağışlar. D, 4 mevsim belirgin olarak yaşanması demiştik ki bunlar matematik konuma bağlı. Ama bunun yanında özel konum ya da göreceli konuma göre yer şekilleri, yükselti, denize göre
göre konum, çevresindeki basınç merkezleri, işte eğim şartları, dağların kıyıya göre uzanışı gibi faktörler de özel konuma bağlı olarak yine iklimin değişmesinde ya da mevsim koşullarının değişmesinde etkili kriterler arasında sayılıyor arkadaşlar. Evet, diğer bilgimize geçtik. Sıcaklığın 0 santigrat derece altına düştüğü günlerde donlu gün oluşuyor. Ülkemizde donlu gün sayısı ve başlangıç dönemleri bölgeler arasında yine farklılık gösteriyor. Ki bunda baktığımızda özellikle yine matematik ve özel konum şartları etkili oluyor. Tabii özel konum biraz daha ön plana çıkıyor. Yıllık ortalama donlu gün süresi genellikle kıyılardan iç kesimlere doğru hem karasallığın hem de yükseltinin artmasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Donlu gün sayısı ortalama olarak baktığımızda Akdeniz kıyılarında 1-2 gün, Ege kıyılarında 9, Karadeniz kıyılarında 12 ki Marmara kıyılarında 21 gün ulaşıyor. Donlu günler iç bölgelerde, özellikle iç Batı Anadolu bölümünde 70-80, Afyon, Uşak, Kütahya. Orta Anadolu'da 100 gün, Konya, işte Aksaray, o çevre. Doğu Anadolu'da 150-180 gün. Erzurum'da 150, Kars'ta 180. Yani 180 gün dediğimizde artık o kısımda çok geniş bir dönemi kapsıyor. Donlu günlerin en erken başladığı alanlar yine Doğu Anadolu'da bulunuyor. Bu alanlarda Eylül ayıyla başlayan don olayı Mart sonuna kadar yaklaşık 6 ay devam ediyor arkadaşlar. Tabii bu da birçok ürünün orada yetişmesini engelliyor ve olumsuzluklar oluşturuyor. Ürün çeşidi azalıyor ve don olayına karşı dayanıksız ürünleri orada biz yetiştiremiyoruz. Peki diğer bilgimiz bağıl nem, ki bazı arkadaşlar nemi karıştırıyor. Bağıl nemi hemen şurada açalım. Bağıl nem mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Bu daha çok yağış kısmında değerlendirilebilir. Eğer bir yerde kar, yağmur ya da yoğunlaşma olduysa bağıl nem oranı yüksektir. Ve bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Bağıl nem zaman içinde yatay ve dikey yönde çeşitli faktörün etkisiyle değişebilir. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında bağıl nem oranı Ege kıyılarına oranla daha fazla olabilmekte. Tabi Menteşe hariç. Çünkü Menteşe'nin olduğu yerde de yine dağlar kıyıya paralel. Kıyıdan iç kesimlere doğru gidince bağıl nem oranı deniz etkisinden uzaklaşma ve bunun yanında baktığımızda karasallık etkisi tabi diyoruz biz buna azalma gösteriyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcak çöl rüzgarlarının etkisiyle sıcaklığın yaz mevsiminde aşırı artması bağıl nem oranını da düşürüyor. Şimdi haritaya bakalım. Türkiye'de bağıl nem oranının en az olduğu alanları dikkate aldığımda özellikle Güneydoğu Anadolu güney kısımları olsun, Şanlıurfa olsun bu alanları dikkate alıyorum. Onun dışında işte Tuz Gölü çevresini dikkate alıyorum. Ama fazla olduğu yerlere bakınca Karadeniz yıl boyunca bağıl nemin en yüksek olduğu alanlar arasında ki kıyı kesimi olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Bunu da unutmuyoruz. Bağıl nem yağışla orantılı. Yağışı dikkate alırsanız daha fazla yağış ya da yıl boyunca yağış varsa bağıl nem oranında yıl boyunca daha yüksek çıkabiliyor arkadaşlar. Peki diğer özelliğimiz. Türkiye'deki yağış rejimleri en yağışlı mevsim, en az yağışlı mevsim, yağış türü ve tipi oluşumuna göre yağış tipleri ki biz bunu 3'e ayırıyorduk. Onlara bir göz atalım. Karadeniz yağış rejimi en fazla yağış sonbaharda alıyor. En az yağışı ilkbahar döneminde alıyor. Tam tersi sonbahar, ilkbahar. Yağmur daha çok yağış türü Karadeniz iklimi için. Orografik yağışlar, yamaç yağışları daha çok görülüyor. Akdeniz yağış rejimini dikkate aldığımda en yağışlı mevsim kış, tam tersi dönem. Yani yaz dönemi en az yağış alıyor. Yağmur daha çok görülüyor. Cephe yağışları sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşan cephe ya da frontal yağışları ben daha çok burada görüyorum. Yani karakteristik yağış türü bu. Diğerleri görülmez demiyoruz. Karasal yağış rejimi Orta Anadolu. İlkbahar, en az yağış yaz. Bunlar tabii en yağışlı dönem değil de en az yağış alan dönem Akdeniz iklimine benziyor. Zaten ortak noktaları budur. Bunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Genelde sorularda da çıkabilir. Yağmur şeklinde, kar şeklinde olabiliyor. Konveksiyonel yani yükselim yağışları görüyor. Isınan havanın yükselmesiyle oluşan yağışlar. İç Anadolu'da bunlara 42'nde adı veriliyordu. Karasal yağış rejimi Kuzeydoğu Anadolu. Yani o sert karasal iklimin olduğu alanı kastediyoruz. Yaz döneminde en fazla yağış alıyor. Tam tersi kış döneminde en az yağışı alıyor. Evet, daha çok kar yağışı arkadaşlar. Konveksiyonel yağışlar yine burada görülüyor. Yükselim yağışlarını dikkate alıyoruz. Tabii bu İç Anadolu gibi alanlarda ilkbaharda görülürken Erzurum, Kars gibi Kuzeydoğu Anadolu illerinde daha çok yazın biz bu yağışları ya da yağış oluşum tipini görüyoruz. Marmara yağış rejimine baktığımızda kış en az yazın alıyor yağışı. Yağmur, kar karışık olabiliyor yine. Orografik cephe yağışları ki Yıldız Dağları kısmında özellikle orografik ama Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda cephe yağışlarının da etkili olduğunu görmek mümkündür. Ülkemizde etkili olan iklimlerin yağış rejimleri genellikle düzensiz.
yağış rejiminin daha düzenli olduğu Karadeniz kıyıları ve yazları yağışlı geçen Erzurum-Kars platoları dışında ülkemizin büyük bir bölümünde yazlar sıcak ve kurak bir şekilde geçiyor. Türkiye'de kuraklığın en çok hissedildiği alanlar ise Tuz Gölü çevresi, Malatya, Iğdır, Ergen Havzası ve Güneydoğu Anadolu. Kuraklık şiddetinin en fazla olduğu yeri Güneydoğu Anadolu olarak dikkate almak mümkündür arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Peki diğer özelliğimiz. Ülkemizde küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda sıklıkla kuraklık yaşanmaya başlandı. Bu durum ülkemizde çölleşme riskini de her geçen gün arttırıyor. Türkiye'de çölleşme risk haritasına göre yaklaşık olarak %47'si orta ve üzeri düzeyde risk grubunu, çölleşme anlamında risk grubunu oluşturuyor. Türkiye'de baktığımızda Tuz Gölü çevresi bu alanlardan birisi. Ege'de yine bu alanlardan bazıları var. Tabii daha yüksek bir riskin olduğu alanlar arasında Şanlıurfa çevresi ya da Güneydoğu Anadolu'nun güneyi. İşte Iğdır'da bakın kırmızılar var. Yani bu kırmızı renkte olanların daha yüksek düzeyde olduğunu unutmuyoruz. Mesela İç Anadolu'nun etrafı dağlarla çevrili. Bu anlamda iç kısımlara nemli hava giremeyince kuraklık şiddeti daha da artıyor. Güneydoğu Anadolu'da yazın daha da sıcak olmasını sağlayan oradan işte gelen bazı basınç merkezleri burayı direkt etkisi altına alıyor. Karasal bir yer. Bunun yanında sıcak rüzgarlar direkt buraya etkiliyor. Tabi böyle olunca orada buharlaşma arttığı için kuraklık şiddetinde bir artış oluyor arkadaşlar. Evet, diğer bilgimiz Akdeniz iklimi etki alanı Gaziantep-Kilis çevresinden başlıyor. Ki Adıyaman kısmında orada dikkate alıyoruz. Şanlıurfa'da etkileri biraz kırılmaya başlıyor. Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca devam ediyor. Ege kıyılarının iç kesimlere kadar etkili olurken Ege kıyılarında ki bu dağların kıyıya dik uzanmasıyla alakalı Akdeniz kıyılarında daha çok kıyıda sınırlı kalıyor. Karadeniz iklimi, Karadeniz kıyı kuşağı boyunca etkili oluyor. Bu iklim tipinin oluşmasında etkili olan unsurlar, burası önemli. Bu iklimin oluşmasında etkili olan unsurlar, kıyı boyunca uzanan yüksek sıradağlar, kuzeybatı yönlü rüzgarlar, kıyı boyunca uzanan yüksek sıradağlar, kuzey yönlü rüzgarların denize taşıdığı nemli hava kütlelerinin kıyıda tutulmasını sağlıyor ve iç kısımlara ulaşmasını engel oluyor. Kıyıda biriken o nemli ve yağışlı durum, buradaki özellikle Karadeniz ikliminin görülmesine sebep oluyor ki nemli ve ılıman yağışlı bir iklim ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, diğer özelliğimiz geçiş iklimi dediğimiz bir iklim var. Türkiye'de yer şeklinin ve yükseltinin kısa mesafede değişmesi, dağların kıyıya göre uzanış doğrultusu, eğim ve bakı koşulları gibi etkenlere bağlı olarak iklim bölgeleri arasında geçiş oldukça hızlı oluyor. Bunun yanı sıra ana iklim tipleri arasında kalan bazı alanlar bu iklimler arasında geçiş özelliği gösteriyor. Bu tür alanlar komşu olduğu ana iklim bölgene ait bir takım özellikleri içinde barındırıyor. Örneğin Marmara Denizi çevresine baktığımızda ve göller yöresi dediğimiz alan ki özellikle Akdeniz ikliminin iç kısımlarda artık etkisinin kırıldığı geçiş özelliği gösteren alanlar arasında geliyor. Orası Isparta, Burdur illerinin bazı kısımları. Bunlar örnek verilebiliyor. Örneğin İstanbul sahip olduğu iklim özellikleriyle ne Akdeniz ikliminin ne de Karadeniz iklimin özelliklerini tam olarak yansıtıyor. Yani bir geçiş iklim tipi ki genelde Marmara bu kısımda kaynaklarda çok öne çıkan bir noktayı oluşturuyor. Evet, bir 14 altın bilgi dediğimiz ya da işte başarmak için 14 altın kural olarak dikkate aldığımız bazı bilgilere bu serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Bildirimlerin gelmesi için bu bir özellikle hatırlatmadır. Siz ile birlikte bu yola devam ediyoruz. İnşallah daha da devam edeceğiz ve en iyi şekilde bu süreci tamamlayacağız. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dikkat edelim kısmında sınava karşı 14 altın bilgimizde dördüncüsüyle devam ediyoruz. Evet, Karadeniz ormanları dediğimizde Karadeniz ikliminin etkili olduğu Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yani kuzey yamaçları ile Marmara Denizi'nin kuzey kesimlerinde dağılış gösteriyorlar. Türkiye'nin en gür ormanlarına sahip olan bu alanlar orman altı bitki örtüsü zenginliği açısından da ilk sırada yer alıyor. Ki orman altı dediğimiz bazı çeşitli otları orada yine kastediyoruz. Bazı çalılıklar olabilir. Tabii yine burada hatırlatıyoruz. Şimdi bir soru uzaklardasın. Bu sınavı birlikte yeneceğiz gibi bir sloganımız da vardı bu seride. Onu da söylemeden geçemiyoruz. Evet, Karadeniz ormanlarında dikkate aldığımızda yükseklere çıkıldıkça düşen sıcaklığa bağlı olarak bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Kıyıdan itibaren ki orman alt sınırı en alçak olan yer Karadeniz kıyı kesimidir. Kıyıdan itibaren yükseklere doğru geniş, karışık ve iğne yapraklı ormanlar
sonrasında ise dağ çayırlarını görmekteyiz. Ki bunun nedeni dediğimiz gibi yükseltiye bağlı sıcaklık değişimidir. Burası önemli. Yükseldikçe sıcaklığın azalması bu kuşakların oluşmasında en önemli etkendir. Geniş yapraklı orman kuşağı Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçlarında, yani kuzey yamaçlarında kıyıdan itibaren başlayıp ki 0 metreden başlayıp bazı yerlerde 1000 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bu kuşağı oluşturan en önemli ağaç türü kışın yaprağını döken kayın ağacıdır. Gürgen, kestane, meşe, ıhlamur, diş budak, kızıl ağaç, titrek kavak gibi bu kuşakta yer alan diğer ağaç türlerini görmekteyiz. Ayrıca geniş yapraklı orman kuşağı çeşitli ot ve sarmaşıklardan oluşan zengin bir orman altı florasına da sahiptir. Karma ormanlar kuşağına geldiğimizde geniş ve iğne yapraklı ağaçların bir arada bulunduğu bir kısmı dikkate alıyoruz. Kuzey Anadolu dağlarının yine kuzey yamaçlarında genellikle 1000-1500 metre arasında bu karma ormanları görebiliyoruz. Bu kuşakta geniş yapraklı olarak kayın ağacı, iğne yapraklı olarak da göknar, ladin, karaçam ve sarıçam ağaçları yer alır. Tekrar ediyoruz. Bu kuşakta, yani o karma dediğimiz kuşakta 1000-1500 metre arasında geniş yapraklı kayın ağacı, iğne yapraklılarda ise göknar, ladin, karaçam ve sarıçam ağaçları yer almaktadır. İğne yapraklı orman kuşağına geldiğimizde artık 1500-2000 metre aralığına geliyoruz. Ve burada baktığımızda özellikle geniş yapraklı ağaçların artık yetişmediği, tamamen iğne yapraklı ağaçların olduğu bir kısım. Soğuğa dayanıklı olan iğne yapraklı ağaçlardan oluşan bu ormanlarda ladin, karaçam, göknar, sarıçam gibi az önce o karma kısımda olan iğne yapraklar burada geçerli. Ladin, karaçam, göknar, sarıçam bu iğne yapraklı orman kuşağında önemli ağaç türlerini oluşturmaktadır. Evet, asıl Akdeniz kuşağı ormanları dediğimiz Toros Dağları boyunca görülen Akdeniz ormanlarında yaz yağışlarının yetersizliği ki bitkilerin yaz kuraklığına karşı dayanıklı olmalarını sağlamış ve tüysü bitkiler de biliyorsunuz bu alanda fazla. Bitki örtüsünün oldukça çeşitli olduğu bu ormanlar iki kuşaktan oluşmakta. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerinin görüldüğü Toros Dağları'nın denize bakan yani güney yamaçlarında daha çok kızılçam ağaçlarını görüyoruz. Kızılçam ormanlarının orman altı kısmında maki, onların tahrip edilmesi sonucu oluşuyor bunlar. Kızılçamların tahribi ile dediğimiz gibi oluşan noktada karşımıza çıkıyor. Hızlı büyüyen ve ülkemizde yaygın ağaçlardan olan kızılçamlar reçinesi fazla olduğu için kolayca tutuşabiliyor. O yüzden yangın riskini arttıran bir özelliği var. Ve dünya kızılçam varlığında Türkiye birinci sırada geliyor. Bunun yanında kozalaklı yapısı ki hemen yayılmasına sebep oluyor. Biliyorsunuz o işte ateşe attığınız kozalaklar patlar ve etrafa kıvılcım yayar. Bu da kısa sürede orman yangınlarının büyümesinde etkenlerden birisi. Ki bunun yanında baktığımızda Akdeniz kıyı kuşağından yükseklere doğru çıkıldıkça meşe ormanlarına, Köyceğiz Gölü çevresinde de sığla ağaçlarından oluşan ormanlara rastlıyoruz ki sığla ağacı ya da günlük ağacı endemik türlerden birisiydi ve sadece o alanda karşımıza çıkıyordu. Akdeniz dağ kuşağı ormanlarına baktığımızda kızılçam orman kuşağı üzerine 1000 ile 2000 metre arasında oluşup değişik karaktere sahip ormanlar şeklinde gelişiyor. Akdeniz kıyılarından Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine doğru sıcaklık azalırken yağış artıyor. Ki tabi belli bir mesafe o. Özellikle 1000 metre sınırında artış gösteriyor. Bu kuşak Toros Dağları'nın Akdeniz'e bakan kesimlerine sedir, göknar, karaçam ve ardıç gibi iğne yapraklı ağaçlardan oluşuyor arkadaşlar. Tekrar edelim. Sedir, göknar, karaçam, ardıç. Yani kızılçamdan sonraki o kuşakta özellikle bu ağaç türlerini görmek ya da bu iğne yapraklı ormanları görmek mümkündür. Batı Anadolu ormanlarına baktığımızda Karadeniz ve Akdeniz ikliminin ait bitki türlerinden oluşup özellikle Ege ve Güney Marmara kıyılarında görülüyor. Yükseltiye bağlı olarak kızılçam, meşe, karaçam gibi türlerden oluşuyor. Batı Anadolu yani Ege ve Güney Marmara kısmını kastediyoruz ve ülkemizde geniş bir yer kaplıyor. Kıyıda kızılçam, 1000 metreden sonra ise karaçam ve meşe ormanları yaygın. Uludağ, Kaz Dağları, Samanlı Dağları, Murat Dağları bunların kuzeye bakan yamaçlarında Karadeniz'e özgü kayın ağaçlarında rastlanıyor. Ayrıca Uludağ ülkemizde en zengin bitki çeşidinin görüldüğü dağlardan biridir. Tekrar ediyorum, Uludağ ülkemizde en zengin bitki çeşidinin görüldüğü dağlardan biridir. Birinci sırada değil, dağlardan biri. Güney ve Kuzey Anadolu dağ sıralarının iç bölgede yağışın ulaşmasını engellemesi. Bu bölgelerin yağış azlığından dolayı orman bakımından fakir olması neden olmuş. Ormanlara iç kesimlerde yükselti ve engebeye bağlı olarak yağışın arttığı dağların
yamaçlarında rastlanıyor. Genelde iç kısımlara daha yükseklerde yağışın arttığı alanlar oluyor. Bu alanlardaki ormanlarda en fazla bulunan ağaçlar ise meşe, ardıç ve karaçamlar. Tekrar ediyoruz. Özellikle meşe, ardıç ve karaçamları burada görmek mümkündür. Bunun yanında Doğu Anadolu'daki ormanlar Orta Anadolu'daki ormanlara göre daha yükseklerden başlar. Bu bölgede meşe ormanları, Sarıkamış çevresinde ise sarıçam ormanları yaygındır. Güneydoğu Anadolu ülkemizde kuraklığın en belirgin yaşandığı yer olduğu için burada orman alanları oldukça azdır ki Türkiye'de en az orman oranı Güneydoğu Anadolu'da yer almaktadır. Çünkü kurak bir iklim, çok fazla buharlaşma var. Türkiye'de kuraklık şiddetinin en fazla olduğu yer. Türkiye'de orman üst sınırı, ormanların en üst seviyeye çıktığı kısım, karasallığın da etkisiyle iç kesimlerde Sarıkamış, Erciyes, Van Gölü çevresi, kıyılarda yer alan Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarına göre daha yüksektir. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu'da orman üst sınırının daha yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Bu da önemli noktalardan birisidir, altını çizerek söyleyelim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.